Hepinize günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz şimdi yola çıktık. Sabah saat 10.30 falan olması lazım. Pikniğe gidiyoruz. Uludağ'a gideceğiz. Önce kahvaltı yapacağız. Kahvaltılık bir şeyler de aldık. Ondan sonrasında da akşam üzeri de mangal yakmayı düşünüyoruz. Öyle bayağı bir hazırlandık. Gidiyoruz yani. Hem kahvaltı olacak hem böyle akşam yemeği. Güzel olacak. Yani bütün gün Uludağ'dayız bugün. Siz de bugünümüze eşlik etmiş olacaksınız arkadaşlar. Bakalım güzel bir gün ve güzel bir vlog bizleri bekliyor. Geçen gün BİM'den aldığım çanta var ya, onu da aldım arkadaşlar. Yanıma bakın. O kadar kullanışlıymış ki her şeyi doldurdum içine. Şuraya da suluklarımı koydum. Yan tarafa çocukların hırkalarını falan. Islak mendil, her şey, şu ön gözü de kendi özel eşyalarımı koydum. Tamam, bitti gitti tek bir çantayla. Çok iyi oldu. Bu tarz bir yerlere giderken de bayağı işimi görecek yani. İyi ki almışım. Rengi de çok güzel. Geldik, yerimize yerleştik bile arkadaşlar. Harika bir yer bulduk yine. Dağdayız ama ormanın içindeyiz. Diğer taraflar, o masalı olan yerler falan aşırı kalabalıktı. Yine böyle herkesten uzakta, tenha bir yere geldik. Burası gayet güzel, sessiz, sakin, hem de ağaçlıkların arasında. Kızların da çok hoşuna gitti. Bakın, babası kızlara çadır bile kurdu. İçindeler. Açın bakayım kızlar. Misafir geldi. Evet, oyuncaklarını bile getirdiler. Keyifleri yerinde. Aynen. Hadi iyi keyifler kızlarım. Böyle çok güzel burası. Şöyle şimdi ben de sucukları yapıyorum. Ondan sonra da bunları alacağım. Menemen yapacağım. Menemenlik malzemelerimi de getirdim. Aslında sucuğu koymadan önce menemene gitti aklım. O yüzden yağ döktüm. Yağ dökmeyecektim ama kafa gitti. Neyse olsun. Bunları da alıp ondan sonra menemeni yaparım içinde. Şimdi kahvaltı benden. Akşam yemeği mangalda eşimden olacak. Şöyle yerimizi de serdik. Annem de kahvaltılıkları hazırlıyor şimdi. Şimdi biberlerimi de doğramıştım. Önce bunları atacağım.
doğada hayat çekimleri gibi oldu aynı. Kendimi öyle gibi hissediyorum şu anda. Şöyle domatesimi de rendelemiştim. Şimdi onu da atalım içine. Aynen. Yedek yedek olmasın. Şöyle yumurtalarımı da çırptım önce ayrı bir kapta. Ben hep o şekilde yapıyorum. Daha güzel oluyor. Ondan sonra da tekrar harcımın içerisine boca ettim. Tavaya koydum. Şimdi karıştırıyorum. Olmak üzere zaten birazdan olur. Tuzumuzu da atalım. Tamamdır. Al anne. Şöyle kapatalım ocağın altına. Çok da katı olmasın. O zaman da güzel olmuyor. Oh, mis oldu mis. Bakın. Evet. Menemenimiz hazır. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi oturdum sandalyeme de böyle. Keyif çayı içiyorum. Keyif yapıyorum. Kızlar da şurada biraz oynuyorlar. Şimdi biraz toprakla haşır neşir olsunlar.
Zaten sabunumuz var yanımızda. Sabunumuzu getirdik. Suyumuz falan el yıkama için. Dezenfektanımız falan da var zaten. O yönden sorun yok. Biraz oynasınlar bakalım. Ondan sonra ellerimizi güzelce yıkayacağız, tamam mı, sabunla? Evet. Dezenfekte de ederiz elimizi. Size koyduğum minderlerin üstüne otursanız annem, yastıkların evet, üzerine. Kirleniyorum. Evet. Kirlenmez bebeğim. Kirleniyor. Eğleniyor musunuz kızlar? Evet. Çok. Güzel miymiş burası da? Çok güzel. Hadi bakalım, kolay gelsin size. Bir şey değil. Kibar kızlarım benim. Şimdi biraz gezintiye çıktık. Biraz size buraları gezdireyim. Şöyle sizinle birlikte doğa yürüyüşü yapalım. Şöyle etrafta göstereyim size. Kızlar. Kırmızı orman karıncaları varmış. Yani bu civar, bu bölge kısımda. Dilay'cığım, neleri çekiyorsun anneciğim? Baksana. Ya. Hadi geri dönelim mi buradan? Olur. Hadi kuzular. Çok güzel fotoğraf çekilecek bir yer bulduk. Harikaymış, ağaca bakın ya. Tam fotoğraflık. Anneciğimin, kızların bir fotoğrafını çekeyim burada. Kızlar burada sizde fotoğraf çekeyim annem. Çok güzel bak. Fotoğraf çekimlerimizi de yaptık. Şimdi gidiyoruz tekrar yerimize doğru. Birazdan sanırım mangalı yakarız. Çünkü saat 4'e geliyor. Amca yavaş yavaş oldu etti diyene kadar zaten saat 5'i bulur sanırım. Yavaştan başlarız artık mangalı. Zaten artık benim yapacağım bir şey yok. Artık bundan sonrası sağ olsun eşimin ellerinden öper. Ama çok güzel dinlendik. Kahvaltıdan sonra bakın bu saate kadar işte sabahtan geldik. Buradayız. Çok güzel dinlendik. Temiz hava aldık. Bol bol da çay keyfi yaptık. Çok güzel dinlendik yani. Çok iyi geldi. Kahve de getirdik bu arada. Ay, çadırları da süslemişler. Çadırları diyorum, çadırı. Ay ay Allah'ım. Ne güzel yapmışsınız. Bir şey değil, bir şey değil. Keyfiniz yerinde maşallah ya. Evet. Çok iyi oldu. İyi ki de çadıyı almışsın. İyi ki de annem. Şöyle artık akşam üzeri oluyor ya, yavaştan yavaştan dolmaya başladı. Şu ileride birkaç aile var ama bizim burada kimsecik yok. Bizim alanımızda. Eşim mangalı yaktı şu anda. Kolay gelsin aşkım.
Ellerine sağlık. Kahvaltı benden de, yemek de senden. Böyle yani bizim bulunduğumuz yer bayağı güzel, iyi. Master Chef Savaş. Buyurun. Bakar mısınız kızlarım, neler yapmışlar buralara, böyle taşlar yapmışlar, evet. Çiçekler. Bu şey, dekoratif taş. Dekoratif taş. Oo. Çok güzel olmuş köşeniz. Keyif köşesi mi? Evet. Balkonumuz. Balkonunuz. Burası da evimiz. Evet, çok güzel. Dağ evi mi? Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Arkadaşlar, bakın ne yaptım ben. Son zamanların trendi yanar dönerli kahve. Alevli kahve diye de geçiyor. İlk önce bir denemesini yapalım dedik. Sizlere de göstereyim şöyle boşken. Anlatayım hemen. Şöyle tuz tabağının etrafına döktüm. Ondan sonra da biraz limon kolonyası, fıs fıslı şişeyle. Sonrasında böyle ateşliyoruz. Bakın nasıl yanıyor. Şimdi birazdan kahveyle sunumuna geçeriz. Önce bir anlatayım dedim nasıl yaptığımı. Benim gözüm yanmış. Közde kahvemiz de oluyor. Ağır ağır pişecek. Bu bak. Közde kahvenin de lezzeti bambaşka. Yani ne yapıyor o yerde? Bak bir şey. Kahvemiz oldu. Közde kahve. Şimdi fincanımızı şöyle alalım. Kolonya sıçramasın. Az önce yanlış yaptık. Direkt tabağa sıkmam gerekiyordu. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi koyalım.
Evet arkadaşlar, şu an biz pikniğimizi bitirmiş bulunmaktayız ama daha zirveye çıktık. Bakacak diye bir yer var. Zirve oluyor değil mi burası? Evet. Bütün Bursa ayaklarınızın altında. Oraya geldik şimdi. Size de göstereceğim manzarayı. Muhteşem. Bizim piknik yaptığımız yer sarı alan mevkiydi. Şimdi burası Bakacak. Uludağ'da. Ay, yer görünüyor, görüyor musunuz? Çok korkunç. Sıkı durun şimdi. Tam zirvedeyiz. Bakar mısınız şuraya? Ay, uçurum. Çok ürkütücü. Manzara güzel ama çok ürkütücü. Of, şuraya bakın. Yalnız yaklaşmayın kızlar, gerçekten. Ay, çok fena. Bak şu alt görünüyor yani. Demirli demirli delikli yapmışlar. Şöyle kızlar, siz yaklaşmayın, şöyle aşağıya doğru. Telefonu uçurmayın maşallah korusun. Ay. Şöyle şu tarafa doğru göstereyim size. Yani Uludağ'a gelirseniz ama bu manzarayı da kaçırmayın. Gerçekten Bakacak. Buraya gelin. En zirve oluyor zaten burası. Biraz yakınlaştırayım olmazsa. Şöyle. Aman anneciğim. Evet. Yürümeye taşınma. Yani evet, fotoğrafta çekilelim. Ya şu yere bakınca insan çok başı dönüyor gerçekten. Bir de ben şu an çekim yapıyorum bir yandan. Evet, fotoğraf çekelim. Manzara muhteşem. Durun şuradan şöyle çekeyim biraz daha. Evet, buradan daha iyi netledi görüntüyü. Ağacı gördün mü? Kırmızı suda bak. Afiyet olsun kızlar. Dondurma yokmuş. Dondurmayı da artık giderken alırız, tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Dolunayı da çekeyim sizlere. Dolunay çıkmış.